Operatörün sağ tarafından devam edelim. Yine ulaşabildiği bir nokta da burada bir kapak görüyorsunuz. Bunu çıkarttığınızda eğer siz bu traktörde bir ekran kullanacaksanız traktör gerçekten çok donanımlı, birçok ekipmanı kullanmaya izin veriyor. Ve o ekipmanların kontrolünü bir ekran vasıtasıyla da yapabiliyorsunuz. Eğer ekran bağlayacaksanız onun soketi de burada. E buradan o ekranı bağlayarak ekipmanın kontrollerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen üst tarafına doğru devam etmek istiyorum. Burada en üstten başlayalım. Tepe lambasını devreye soktuğumuz, yine ön ve arka farları devreye soktuğumuz tuşlar mevcut. Aynı zamanda aküyü devre dışı bıraktığımız tuş da burada mevcut. Örneğin traktörde bir bakım yapacak olabilirsiniz. Aküyü buradan devre dışı bırakıyorsunuz. Veya traktör uzun süre çalışmayacak. Akünün ömrü bitsin istemiyorsunuz. Yine o tuşa basarak devre dışı bırakıyorsunuz. Traktörü hangara alıp uzun süreler bekletebiliyorsunuz. Akünün ömründen de tasarruf yapmış oluyorsunuz. O kontrolü buradaki tuşla sağlıyoruz. Yine sağ taraftan devam etmek istiyorum. Operatörün arka tarafına doğru burada bir kol görüyorsunuz. Bu kol arka taraftaki traktörün arka tarafındaki pehlivan çekinin yönünü değiştirmeye yarıyor. O kolu da buraya konumlandırmışlar. Bu kolu çekerek arka taraftaki pehlivan çekinin yönünü değiştirebiliyoruz. Yine arka taraftan devam edelim. Arka camımız tabii ki açılıyor. Onu da buradan sağlayabiliyoruz. Traktöre bağladığımız ekipmanın kontrolünde arka cam vasıtasıyla dönüp kontrolünü gerçekleştirebiliriz. Arka tarafa dönmüşken aslında konfor detaylarında atladığımız bir özellik daha vardı. Koltuğun birçok özelliği, özelliği olduğunu söylemiştik. Yine burada yaslandığımız yerin de yüksekliği yukarı doğru ayarlanabiliyor. Gerçekten çok konforlu bir koltuk. Dilerseniz operatörün sol tarafına doğru ilerleyelim. Orada neleri kontrol edebiliyor görelim. Şimdi sol tarafta klimanın dört tane ayarı burada mevcut. Yine sıcak soğuk ayarını da buradan yapabiliyoruz. Alt tarafında da kış konumunu alabildiğimiz tuş mevcut. Hemen onun altında çakmak girişlerini görebiliyoruz. Konfor detaylarından devam etmek istiyorum. Kabin içi aydınlatma operatörün sol tarafında mevcut. E, operatörün sağ üstüne doğru bakıyorum. Burada da e, mini USB girişli bir teybimiz. E, konforu artırıcı bir özellik. Traktörün içinde aydınlatma olarak sol tarafta bir adet çalışma lambası mevcut. Yine e, hoparlör çıkışlarını sağ ve sol üst konumlarda görebiliyoruz. Traktör operatörünün yine ulaşabileceği üst tarafta e, sunroof var. Yine ferah bir ortam yaratmak adına, aydınlatmak için üst taraf açık olarak yapılmış. Yine sürücünün, operatörün konforu düşünülmüş. O aydınlatma kısmı fazla güneş olduğunda bu perdeyle de kapatılabiliyor. Karşı taraftan eğer güneş geliyorsa bundan korunmak için de yine operatörün konforu düşünülmüş. Burada bir perdemiz mevcut. Bu perdeyi de indirerek güneşten korunabilirsiniz. Son olarak operatörün ulaşabildiği bir kolda sol tarafında bulunuyor. O da el freni. Bir konfor detayından daha bahsetmek istiyorum. Operatörün sol ve sağ tarafında yine bir hava çıkışı mevcut. Klimanın hava çıkışlarını alt taraftan da üfleyerek yine iyi bir konfor sağlamış oluyorlar. Evet sevgili seyirciler New Holland'ın yeni traktörü TR6.120'nin kabin içi incelemesini yaptık ve genel hatlarıyla sizlere bahsettik. Bu seride bulunan diğer traktörlerinde genel hatlarıyla kabin içi özellikleri bu şekilde. Sadece birkaç fazla donanım daha var onlara eklenti yaparak yine benzer bir kabini sizlere sunuyorlar. Evet bu güzel traktörün bu geniş traktörün iç mekanı incelemesini böylece bitirdik. Şimdi aşağı inelim. Evet sevgili seyirciler, New Holland'ın Türkiye'de üretilen yeni serisi TR6 serisini genel hatlarıyla anlattık. Peki bu traktöre sahip olmak isteyen çiftçiler ne kadar bütçe ayıracak ondan da bahsedelim. Özellikle yanımızda bulunan TR6.120 modeline liste fiyatı üzerinden 187 bin liralık bir bütçeyle çiftçilerimiz sahip olabilirler. Sevgili seyirciler, Traktör Metre programı tüm hızıyla devam edecek. Birazdan New Holland ailesinin iki yeni modelini inceleyeceğiz, detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız. Şimdi siz bu yeni serinin TR6 serisinin görüntülerini izlerken biz diğer iki traktörü incelemek üzere hazırlayalım. Evet sevgili seyirciler, New Holland ailesinin iki yeni üyesiyle tekrar karşınızdayız. Sağ tarafımda T480S tek çeker, sol tarafımda ise T480S çift çeker modeliyle karşınızdayız. Bu traktörler T480 modelinden sonra geliştirilen yeni traktörler. Bunların ne gibi farklılıkları var, ne gibi donanımları var onları birazdan sizlere anlatacağız. Evet sevgili seyirciler T480S modelinin tek çekeriyle anlatmaya başlayalım. Dilerseniz T480 modeliyle ne gibi temel farklılıklar var ondan bahsedelim. Bu yeni modelde e, 3 silindirli yerli yapı motor kullanılmış. Bir öncekinde 4 silindirli ithal motor varken bunda 3 silindirli Türk Traktör fabrikasından çıkan yerli üretim motor var. Aynı zamanda yine bu motorda en önemli faktör eskisinde olmayan ve bu modellerde mevcut olan motordaki turbo özelliği. Bu e, yeni 3 silindirli yerli üretim motorda turbo özelliği oldukça önemli. E, dilerseniz kaput tasarımından devam edelim. Modernleştirilmiş yeni bir kaput tasarımı var. Far yapısına dikkat edin. Diğer modellerde olduğu gibi New Holland'ın Cat Eye tasarımı, far tasarımı mevcut. Traktörün ön tarafında, kaputun ön tarafında hava girişleri, üst tarafında ve yan tarafında hava giriş ızgaraları mevcut. Bu da yine motorun soğuması için önemli bir faktör. Traktörün ön tarafına baktığımızda, 6 adet ağırlık bağlandığını görüyoruz. Bunlar 30 kilogram ağırlığında 6 adet ağırlık toplamda 180 kilogram traktörün ön tarafında mevcut. Yine yeni serilerde dikkat çeken önemli bir özellikle motor şanzıman uyumu iyileştirilmiş senkromeşli vites kutusunun kullanılıyor olması. Bu da yine sürüş kalitesini artıran önemli bir özellik. Traktör tasarımı bu yeni modelde tamamen modernize edilmiş, güzel bir görünüme kavuşturulmuş. Dilerseniz traktörün yan tarafına doğru devam edelim. Traktörün diğer özelliklerini anlatalım. Arka tarafa doğru geldiğimizde hemen direksiyonun ön tarafına, kaputla arasına konumlandırılmış yakıt deposunu görüyorsunuz. Yakıt deposunun kapasitesi tam 52 litre. Gün boyu kullanıma imkan veren bu depo kapasitesini söyledikten sonra operatör koltuğuna geçmeden önce hemen kaputu açalım, bir motoru inceleyelim isterseniz. Motorun ön tarafında konumlandırılmış akümüzü görüyoruz. Onun üst tarafında hava filtresi var. Hemen arka tarafında da motorun soğutucu bölümü var. Turbomuz da motorun üst kısmında sol tarafında konumlandırılmış. Elimle gösterdiğim yerde duruyor. Ee, motor kaputunu da kapatarak operatör koltuğuna geçelim. Ve traktörün operatörünün kullanabileceği özellikleri size orada anlatalım. Tek çeker traktörümüzü anlatarak yine devam ediyoruz. Biniş oldukça kolay ve konforlu. Şimdi traktör sürücüsünün kullanabildiği özellikleri size tek tek anlatalım. Öncelikle gösterge ekranından başlamak istiyorum. Yine motor göstergesini görüyoruz. Burada motor deviri bizim için çok önemli. Sağ tarafta üstte yakıt göstergesini, alt tarafta da hararet göstergesini görebiliyorsunuz. Kornamız sağ tarafta mevcut. Yine farlarımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Sinyalleri buradan verebiliyoruz. Direksiyonumuzun ayarını da ortasında bulunan bölmeden yukarı aşağı olarak yapabiliyoruz. Sürücünün sağ tarafında birçok kullanabildiği özellik mevcut. Hemen onlardan da bahsedelim. E, 4 ana vitesimiz ve geri vitesimiz burada konumlandırılmış. Takviye vitesler ise sürücünün sol tarafında hemen oturduğu yere yakın konumlandırılmış. E, alt tarafta el frenini görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta özellikle eski T480 modellerinden farklı olarak bunda sağ çamurluğun üzerine konumlandırılmış liftomatik ve el gazı bulunuyor. Oturduğunuzda oldukça ergonomik bir şekilde buna ulaşabiliyorsunuz. Sağ elinizi koyduğunuzda liftomatiği devreye alıp tekrar devreden çıkartabiliyorsunuz. Ya da kolay bir şekilde el gazına buradan ulaşarak traktörü kullanmanız da mümkün. Bu da oldukça pratik ve kolay bir kullanım sağlamış. Sağ taraftaki özellikleri anlatmaya devam edelim. Sürücünün sağında yeşil bir kol görüyorsunuz. Bu yeşil kolla arka taraftaki 2 adet hidrolik çıkışını kontrol edebiliyorsunuz. Hemen o yeşil kolun yanında çeki pozisyon kontrol kollarımız da burada mevcut. Sağ taraftaki hidrolik kolların yüksekliğini ayarladığımız, hemen onun solundaki de hidrolik hassasiyeti ayarladığımız kollar yine sürücünün ergonomik bir şekilde ulaşabileceği yerde konumlandırılmış. Sürücü koltuğuna yakın bir şekilde sağ ayağınızın altında diferansiyel kilidini devreye sokabildiğiniz bir pedal mevcut. Onu da traktör operatörü istediği zaman basarak devreye alabiliyor. Traktör operatörünün sol tarafında ise ulaşabileceği kollar kuyruk milinin devreye alınması. Kuyruk milini devreye soktuğumuz büyük kolun hemen alt tarafında sürücü koltuğuna yakın yerde küçük yine sarı bir kol görüyoruz. Bu motor kuyruk mili, yol kuyruk mili ve boş pozisyonda olarak 3 pozisyonda bunu kullanabiliyoruz. Aynı zamanda operatörün sol tarafında bulunan tek dikiz aynası da mevcut. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Yine hemen dikiz aynasının yakında tepe lambasını görmek mümkün. Dediğimiz gibi tarla çalışmalarında ve yol pozisyonunda mutlaka tepe lambasını yakıyoruz. Şimdi dilerseniz traktörün arka tarafına geçelim ve oradaki özellikleri anlatalım. Evet sevgili seyirciler traktörün arka tarafındayız. Hemen hidrolik kaldırma kapasitesinden bahsedelim. Hidrolik kaldırma kapasitesi eski modele oranla çok daha fazla iyileştirilmiş. Yaklaşık 2200 kg hidrolik kaldırma kapasitemiz var. Bu sınıf traktörler için oldukça iyi bir değer. Traktörün arka tarafında özellikle tek çeker modelde 2 adet hidrolik çıkışı mevcut. 3 ee, nokta askı sistemi ile bağlanıyor. Orta kolumuz burada mevcut. Alt tarafta alt çeki. Kuyruk milini görüyorsunuz. İki modelde de hem çift çekerde hem de tek çeker modelde Devrimiz, motor devrimiz 540 devir bölü dakika. Sol arka çamurluğa alet kutusunu konumlandırılmış. Bunun için de acil durumlarda ihtiyacınız olabilecek ekipmanları koyabiliyorsunuz. Yine traktörün sol arka çamurluğuna yakın bir adet arka çalışma lambası mevcut. Bu da akşam çalışmalarına imkan veriyor. Aynı zamanda hidrolik çıkışların hemen yanında elektrik soketini görebiliyorsunuz. Gerekli ekipmanlarda bunu kullanabiliyorsunuz. Son olarak e, traktörün orta kolundan bahsedelim. Orta kolun ayarlandığı 3 adet delik görüyorsunuz. Burada e, şema olarak da gösterilmiş ağır işlerde üstteki noktalarda, üstteki deliklerde kullanacağız. Hafif işlerde ise alt delikleri tercih edeceğiz. Bu neden? Hidrolik hassasiyetinin ayarlanabilmesi için. Ağır işlerde daha az hidrolik hassasiyeti gerektiği için bunları üstteki noktalarda kullanıyoruz. Bunlar çok önemli püf noktaları aslında. Çalışma performansımızı etki edecek önemli noktalar. Dilerseniz çift çeker traktörden dört çeker traktöre doğru ilerleyelim. Oradaki özellikleri anlatalım. Evet sevgili seyirciler. T480S modelinin dört çekerinde arka tarafında hangi farklı özellikler var? Hemen ondan bahsedelim. Çünkü genel hatlarıyla sif şeker traktörle hemen hemen aynı. Fakat burada 4 adet hidrolik çıkış görüyoruz. Kaldırma kapasitesi olarak iki modelde aynı 2200 kg kaldırma kapasitemiz var. Yine 540 devir bölü dakika kuyruk mili hızımız var. Dilerseniz traktörün içine geçeyim. Orada farklı olan özelliklerini anlatayım. Evet ee, T480S modelinin 4 çeker versiyonundayız tekrar. Bu traktörün çift çeker versiyondan farklı olarak hangi özellikleri var onu anlatacağız. Yine ergonomik bir şekilde burada liftomatik ve el gazını görüyoruz. Bu çok hoşuma giden bir özellikti bunu tekrar söylüyorum. Türk Traktör Fabrikası'nda üretilen yeni seri T480S modelinin 4 çekerindeki farklı özellikler ise şunlar. Özellikle direksiyonun hemen solunda turuncu renkli mekanik şatalı görüyorsunuz. İleri ve geri e, gitmenizi sağlıyor. Aynı zamanda operatör koltuğuna yakın hemen takviye vitesinin alt tarafında 4 çekeri devreye aldığımız, geri pozisyondayken devreye aldığımız ve ileri pozisyondayken devreden çıkarttığımız bir kol mevcut. Aynı zamanda hidrolik çıkış olarak bunda 4 adet çıkış olduğu için sağ tarafta operatörün ulaşabildiği yeşil ve mavi renkli 2 adet kol mevcut. Çift çeker modelde tek kol vardı. Bunda 4 adet hidrolik çıkış olduğu için iki tane kolla bu çıkışların kontrolünü sağlayabiliyoruz. Traktörümüzde 4 tane ana vites var. Sol tarafta da takviye vitesleri görüyoruz. Bu 4 ana vitesi 8 vites yapan takviye viteslerini de sol tarafta görüyoruz. New Holland'ın Türkiye'de üretilen T480S yeni model traktöründe 4 çeker versiyonunda 8 ileri 8 adet de geri vitesimiz mevcut. 2 çeker versiyonunda ise 8 adet ileri 2 adet de geri vitesimiz mevcut. Böylece New Holland'ın yerli üretimi yeni seri T480S modellerinde bitirmiş olduk. Evet sevgili seyirciler. Özellikle New Holland'ın 2014 yılında çiftçilerle buluşturduğu yerli üretim olan iki yeni serisini sizlere anlattık. TR6 serisi ve T480 S serisi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir traktör metre programında yeni bir traktörle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın. 480 modelinden sonra geliştirilen yeni traktörler. Bunların ne gibi farklılıkları var? Ne gibi donanımları var? Onları birazdan sizlere anlatacağız. Evet sevgili seyirciler. T480S modelinin tek çekeriyle anlatmaya başlayalım. Dilerseniz T480 modeliyle ne gibi temel farklılıklar var ondan bahsedelim. Bu yeni modelde e, 3 silindirli yerli yapı motor kullanılmış. Bir öncekinde 4 silindirli ithal motor varken bunda 3 silindirli Türk Traktör fabrikasından çıkan yerli üretim motor var. Aynı zamanda yine bu motorda en önemli faktör eskisinde olmayan ve bu modellerde mevcut olan motordaki turbo özelliği. Bu e, yeni 3 silindirli yerli üretim motorda turbo özelliği oldukça önemli. Ee, dilerseniz kaput tasarımından devam edelim. Modernleştirilmiş, yeni bir kaput tasarımı var. Far yapısına dikkat edin. Diğer modellerde olduğu gibi New Holland'ın Cat Eye tasarımı, far tasarımı mevcut. Traktörün ön tarafında, kaputun ön tarafında hava girişleri, üst tarafında ve yan tarafında hava giriş ızgaraları mevcut. Bu da yine motorun soğuması için önemli bir faktör. Traktörün ön tarafına baktığımızda 6 adet ağırlık bağlandığını görüyoruz. Bunlar 30 kilogram ağırlığında 6 adet ağırlık toplamda 180 kilogram traktörün ön tarafında mevcut. Yine yeni serilerde dikkat çeken önemli bir özellikle motor şanzıman uyumu iyileştirilmiş senkromeşli vites kutusunun kullanılıyor olması. Bu da yine sürüş kalitesini artıran önemli bir özellik. Traktör tasarımı bu yeni modelde tamamen modernize edilmiş, güzel bir görünüme kavuşturulmuş. Dilerseniz traktörün yan tarafına doğru devam edelim. Traktörün diğer özelliklerini anlatalım. Arka tarafa doğru geldiğimizde hemen direksiyonun ön tarafına, kaputla arasına konumlandırılmış yakıt deposunu görüyorsunuz. Yakıt deposunun kapasitesi tam 52 litre. Gün boyu kullanıma imkan veren bu depo kapasitesini söyledikten sonra operatör koltuğuna geçmeden önce hemen kaputu açalım, bir motoru inceleyelim isterseniz. Motorun ön tarafında konumlandırılmış akümüzü görüyoruz. Onun üst tarafında hava filtresi var. Hemen arka tarafında da motorun soğutucu bölümü var. Turbomuz da motorun üst kısmında sol tarafında konumlandırılmış. Elimle gösterdiğim yerde duruyor. Ee, motor kaputunu da kapatarak operatör koltuğuna geçelim. Ve traktörün operatörünün kullanabileceği özellikleri size orada anlatalım. Tek çeker traktörümüzü anlatarak yine devam ediyoruz. Biniş oldukça kolay ve konforlu. Şimdi traktör sürücüsünün kullanabildiği özellikleri size tek tek anlatalım. Öncelikle gösterge. Traktörün arka tarafında özellikle tek çeker modelde 2 adet hidrolik çıkışı mevcut. 3 ee, nokta askı sistemi ile bağlanıyor. ortak kolumuz burada mevcut. Alt tarafta alt çeki. Kuyruk milini görüyorsunuz. İki modelde de hem çift çekerde hem de tek çeker modelde devrimiz, motor devrimiz 540 devir bölü dakika. Sol arka çamurluğa alet kutusunu konumlandırılmış bunun için de acil durumlarda ihtiyacınız olabilecek ekipmanları koyabiliyorsunuz. Yine traktörün sol arka çamurluğuna yakın bir adet arka çalışma lambası mevcut. Bu da akşam çalışmalarına imkan veriyor. Aynı zamanda hidrolik çıkışların hemen yanında elektrik soketini görebiliyorsunuz. Gerekli ekipmanlarda bunu kullanabiliyorsunuz. Son olarak e, traktörün orta kolundan bahsedelim. Orta kolun ayarlandığı 3 adet delik görüyorsunuz. Burada e, şema olarak da gösterilmiş ağır işlerde üstteki noktalarda, üstteki deliklerde kullanacağız. Hafif işlerde ise alt delikleri tercih edeceğiz. Bu neden? Hidrolik hassasiyetinin ayarlanabilmesi için. Ağır işlerde daha az hidrolik hassasiyeti gerektiği için bunları üstteki noktalarda kullanıyoruz. Bunlar çok önemli püf noktaları aslında. Çalışma performansımızı etki edecek önemli noktalar. Dilerseniz çift çeker traktörden dört çeker traktöre doğru ilerleyelim. Oradaki özellikleri anlatalım. Evet sevgili seyirciler. T480S modelinin 4 çekerinde arka tarafında hangi farklı özellikler var? Hemen ondan bahsedelim. Çünkü genel hatlarıyla çift çeker traktörle hemen hemen aynı. Fakat burada 4 adet hidrolik çıkış görüyoruz. Kaldırma kapasitesi olarak iki modelde aynı 2200 kilogram kaldırma kapasitemiz var. Yine 540 devir bölü dakika kuyruk mili hızımız var. Dilerseniz traktörün içine geçeyim. Orada farklı olan özelliklerini anlatayım. Evet T480S modelinin 4 çeker versiyonundayız tekrar. Bu traktörün çift çeker versiyondan farklı olarak hangi özellikleri var onu anlatacağız. Yine ergonomik bir şekilde burada liftomatik ve el gazını görüyoruz. Bu çok hoşuma giden bir özellikti bunu tekrar söylüyorum. Türk traktör fabrikasında üretilen yeni seri T480S modelinin 4 çekerindeki farklı özellikleri ise şunlar. Özellikle direksiyonun hemen solunda turuncu renkli mekanik şatalı görüyorsunuz. İleri ve geri e, gitmenizi sağlıyor. Aynı zamanda operatör koltuğuna yakın hemen takviye vitesinin alt tarafında 4 çekeri devreye aldığımız, geri pozisyondayken devreye aldığımız ve ileri pozisyondayken devreden çıkarttığımız bir kol mevcut. Aynı zamanda hidrolik çıkış olarak bunda 4 adet çıkış olduğu için sağ tarafta operatörün ulaşabildiği yeşil ve mavi renkli 2 adet kol mevcut. Çift çeker modelde tek kol vardı. Bunda 4 adet hidrolik çıkış ol. Ekranından başlamak istiyorum. Yine motor göstergesini görüyoruz. Burada motor deviri bizim için çok önemli. Sağ tarafta üstte yakıt göstergesini, alt tarafta da hararet göstergesini görebiliyorsunuz. Kornamız sağ tarafta mevcut. Yine farlarımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Sinyalleri buradan verebiliyoruz. Direksiyonumuzun ayarını da ortasında bulunan bölmeden yukarı aşağı olarak yapabiliyoruz. Sürücünün sağ tarafında birçok kullanabildiği özellik mevcut. Hemen onlardan da bahsedelim. 4 e, ana vitesimiz ve geri vitesimiz burada konumlandırılmış. Takviye vitesler ise sürücünün sol tarafında hemen oturduğu yere yakın konumlandırılmış. E, alt tarafta el frenini görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta özellikle eski T480 modellerinden farklı olarak bunda sağ çamurluğun üzerine konumlandırılmış liftomatik ve el gazı bulunuyor. Oturduğunuzda oldukça ergonomik bir şekilde buna ulaşabiliyorsunuz. Sağ elinizi koyduğunuzda liftomatiği devreye alıp tekrar devreden çıkartabiliyorsunuz. Ya da kolay bir şekilde el gazına buradan ulaşarak traktörü kullanmanız da mümkün. Bu da oldukça pratik ve kolay bir kullanım sağlamış. Sağ taraftaki özellikleri anlatmaya devam edelim. Sürücünün sağında yeşil bir kol görüyorsunuz. Bu yeşil kolla arka taraftaki 2 adet hidrolik çıkışını kontrol edebiliyorsunuz. Hemen o yeşil kolun yanında çekip pozisyon kontrol kollarımızda burada mevcut. Sağ taraftaki hidrolik kolların yüksekliğini ayarladığımız, hemen onun solundaki de hidrolik hassasiyeti ayarladığımız kollar yine sürücünün ergonomik şekilde ulaşabileceği yerde konumlandırılmış. Sürücü koltuğuna yakın bir şekilde sağ ayağınızın altında diferansiyel kilidini devreye sokabildiğiniz bir pedal mevcut. Onu da traktör operatörü istediği zaman basarak devreye alabiliyor. Traktör operatörünün sol tarafında ise ulaşabileceği kollar kuyruk milinin devreye alınması. Kuyruk milini devreye soktuğumuz büyük kolun hemen alt tarafında sürücü koltuğuna yakın yerde küçük yine sarı bir kol görüyoruz. Bu motor kuyruk mili, yol kuyruk mili ve boş pozisyonda olarak 3 pozisyonda bunu kullanabiliyoruz. Aynı zamanda operatörün sol tarafında bulunan tek dikiz aynası da mevcut. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Yine hemen dikiz aynasının yakında tepe lambasını görmek mümkün. Dediğimiz gibi tarla çalışmalarında ve yol pozisyonunda mutlaka tepe lambasını yakıyoruz. Şimdi dilerseniz traktörün arka tarafına geçelim ve oradaki özellikleri anlatalım. Evet sevgili seyirciler traktörün arka tarafındayız. Hemen hidrolik kaldırma kapasitesinden bahsedelim. Hidrolik kaldırma kapasitesi eski modele oranla çok daha fazla iyileştirilmiş yaklaşık 2.200 kilogram hidrolik kaldırma kapasitemiz var. Bu sınıf traktörler için oldukça iyi bir değer. Traktörün içinde aydınlatma olarak sol tarafta bir adet çalışma lambası mevcut. Yine e, hoparlör çıkışlarını sağ ve sol üst konumlarda görebiliyoruz. Traktör operatörünün yine ulaşabileceği üst tarafta e, sunroof var. Yine ferah bir ortam yaratmak adına aydınlatmak için üst taraf açık olarak yapılmış. Yine sürücünün, operatörün konforu düşünülmüş. O aydınlatma kısmı fazla güneş olduğunda bu perdeyle de kapatılabiliyor. Karşı taraftan eğer güneş geliyorsa bundan korunmak için de yine operatörün konforu düşünülmüş. Burada bir perdemiz mevcut. Bu perdeyi de indirerek güneşten korunabilirsiniz. Son olarak operatörün ulaşabildiği bir kolda sol tarafında bulunuyor. O da el freni. Ee, bir konfor detayından daha bahsetmek istiyorum. Operatörün sol ve sağ tarafında yine bir hava çıkışı mevcut. Ee, klimanın hava çıkışlarını alt taraftan da üfleyerek yine iyi bir konfor sağlamış oluyorlar. Evet sevgili seyirciler, New Holland'ın yeni traktörü TR 6.120'nin kabin içi incelemesini yaptık ve genel hatlarıyla sizlere bahsettik. Bu seride bulunan diğer traktörlerinde genel hatlarıyla kabin içi özellikleri bu şekilde. Sadece birkaç fazla donanım daha var. Onlara eklenti yaparak yine benzer bir kabini sizlere sunuyorlar. Evet bu güzel traktörün bu geniş traktörün iç mekan incelemesini böylece bitirdik. Şimdi aşağı inelim. Evet sevgili seyirciler, New Holland'ın Türkiye'de üretilen yeni serisi TR6 serisini genel hatlarıyla anlattık. Peki bu traktöre sahip olmak isteyen çiftçiler ne kadar bütçe ayıracak? Ondan da bahsedelim. Özellikle yanımızda bulunan TR 6.120 modeline liste fiyatı üzerinden 187 bin liralık bir bütçeyle çiftçilerimiz sahip olabilirler. Sevgili seyirciler, Traktör Metre programı tüm hızıyla devam edecek. Birazdan New Holland ailesinin iki yeni modelini inceleyeceğiz, detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız. Şimdi siz bu yeni serinin TR6 serisinin görüntülerini izlerken biz diğer iki traktörü incelemek üzere hazırlayalım. Evet sevgili seyirciler, New Holland ailesinin iki yeni üyesiyle tekrar karşınızdayız. Sağ tarafımda T480S tek çeker, sol tarafımda ise T480S çift çeker modeliyle karşınızdayız. Bu traktörler teyit... Operatörün sağ tarafından devam edelim. Yine ulaşabildiği bir nokta da burada bir kapak görüyorsunuz. Bunu çıkarttığınızda, eğer siz bu traktörde bir ekran kullanacaksanız, traktör gerçekten çok donanımlı, birçok ekipmanı kullanmaya izin veriyor ve o ekipmanların kontrolünü bir ekran vasıtasıyla da yapabiliyorsunuz. Eğer ekran bağlayacaksanız, onun soketi de burada. Buradan o ekranı bağlayarak ekipmanın kontrollerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen üst tarafına doğru devam etmek istiyorum. Burada en üstten başlayalım. Tepe lambasını devreye soktuğumuz, yine ön ve arka farları devreye soktuğumuz tuşlar mevcut. Aynı zamanda aküyü devre dışı bıraktığımız tuş da burada mevcut. Örneğin traktörde bir bakım yapacak olabilirsiniz. Aküyü buradan devre dışı bırakıyorsunuz. Veya traktör uzun süre çalışmayacak. Akünün ömrü bitsin istemiyorsunuz. Yine o tuşa basarak devre dışı bırakıyorsunuz. Traktörü hangara alıp uzun süreler bekletebiliyorsunuz. Akünün ömründen de tasarruf yapmış oluyorsunuz. O kontrolü buradaki tuşla sağlıyoruz. Yine sağ taraftan devam etmek istiyorum. Operatörün arka tarafına doğru burada bir kol görüyorsunuz. Bu kol arka taraftaki traktörün arka tarafındaki pehlivan çekinin yönünü değiştirmeye yarıyor. O kolu da buraya konumlandırmışlar. Bu kolu çekerek arka taraftaki pehlivan çekinin yönünü değiştirebiliyoruz. Yine arka taraftan devam edelim. Arka camımız tabii ki açılıyor. Onu da buradan sağlayabiliyoruz. Traktöre bağladığımız ekipmanın kontrolünde arka cam astasıyla dönüp kontrolünü gerçekleştirebiliriz. Arka tarafa dönmüşken aslında konfor detaylarında atladığımız bir özellik daha vardı. Koltuğun birçok özelliği özelliği olduğunu söylemiştik. Yine burada yaslandığımız yerin de yüksekliği yukarı doğru ayarlanabiliyor. Gerçekten çok konforlu bir koltuk. Dilerseniz operatörün sol tarafına doğru ilerleyelim. Orada neleri kontrol edebiliyor görelim. Şimdi sol tarafta klimanın 4 tane ayarı burada mevcut. Yine sıcak soğuk ayarını da buradan yapabiliyoruz. Alt tarafında da kış konumunu alabildiğimiz tuş mevcut. Hemen onun altında çakmak girişlerini görebiliyoruz. Konfor detaylarından devam etmek istiyorum. Kabin içi aydınlatma operatörün sol tarafında mevcut. E, operatörün sağ üstüne doğru bakıyorum. Burada da e, mini USB girişli bir teybimiz. E, konforu arttırıcı bir özellik.